Geçen sene 15 TL'de, bu sene 30 TL başkanım. Şu defter 18 TL'de A4 kağıdı, bu sene 90 TL. Şu kalem geçen sene 12 lirayken, bu sene 34 liraya çıktı. Kalem atıştan önemli atış oldu. Şu atacak 5 lirayken 15 oldu. Silgi 3 lirayken 7 TL oldu. Kalemler ıvır zıvırlar zaten aşmış kendine. Fiyatlar böyleyken vatandaş ne yapacak, nasıl alacak, biz nasıl satacağız, nasıl kâr sağlayacağız? Bu işe bir son vursunlar, bir çözüm bulsunlar, desteklerini bekliyoruz. Bir kırtasiye dükkanındayız. Okulların açılmasına az bir süre kaldı. Veliler ise kırtasiyelere gelip çocuklarına alışveriş yapmak için bir telaş içerisinde. Veliler kırtasiyeciye geliyor ama bir şokla, bir hayretle karşılaşıyorlar. Çünkü şu gördüğünüz defter geçen seneden bu zamana kadar 3 kat fiyat artmış. Şu gördüğünüz kalem ve şu gördüğünüz de silgi, yine bunlar geçen yıldan bugüne kadar 3 ila 4 kat fiyat artışıyla karşılaşan velilerimiz şoka uğruyorlar ve kara kara düşünüyorlar. Kitapçılardan, kırtasiyelerden ise alışverişlerini ya yapmıyorlar ya da belli bir bölümünü yapıyorlar. Kalan ihtiyaçlarını ise eş dost akrabalardan, eski kitaplarla, defterlerle karşılamaya çalışıyorlar. Esnaf da zor durumda, satamadığından, müşteri kaybından, ciro kaybı olduğundan bahsediyor. Kısaca alan da satan da memnun değil, satan satamıyor, alacak olan da alamıyor. İktidara çağrımız, parasız, kaliteli, nitelikli eğitimin, öğretimin önünü açın. Önünü açmanız için de velilere destek olun. Esnafa destek olun. Esnaf satamadığı için kirasını, stopajını, vergisini ödeyemiyor. Üstelik de velilerimizin ihtiyaçları kalem, defter, kitapla da bir sınırlı değil, bitmiyor. Çünkü daha bunun servis ücreti, yemek ücreti, önlük gibi ihtiyaçları var. Veliler zor durumda, esnaf zor durumda, son ekonomik krizden oldukça olumsuz etkilenmişler. Gelin bu sektörü, veliler başta olmak üzere öğrencilerimizi, velilerimizi ve esnaflarımızı destekleyin. Niye alamıyorsunuz test kitabı? Bağlı. Ne kadar test kitabı şu anda aldı? Ben normal orijinalini almıştım. Evet. 90 lira falan diyordu. Yani ben de gene fotokopisini çektiriyorum. 45 liraya. Yani. Geçen evet. Sene bu 90 liralık olanı kaç alıyordun mesela? Geçen sene 90 liralık olanı. Evet, 90 lira diyor ya test kitabı. Geçen ama sene bir yatak. Bu sene 90 lira. Geçen sene kaç liraydı? Geçen sene daha uygundu. 30 lira falan. Şimdi 90 lira olunca alamıyorsun. Fotokopi çektiriyorsun. İhtiyacını, çözümü bu şekilde gidiyor. Evet. Uygun değil. 7. sınıfın kitabını aldım ya bu sınıfa. Böyle bir şey var mı? Tamam. 6. sınıfa gidiyor. 6. sınıfa gidiyordu. Uygun yaşayarak ben bir yıl sonrakini yayınına aldım. Ancak çözümü böyle buluyorum. Zor yani karşılamak şu an. Bir çocuğun okulu var şu an. İki tane. İkisi de okula gidiyor mu? Bir tanesi gidiyor. Onu şimdi okul açılıyor. İhtiyacını karşılamak için şu anda arada sıkıntılı. Bayağı bir sıkıntı. Hem ben sürecim hem onun süreci bayağı bir zorluyor bizi. Evet. Var mı söylemek istediğiniz, beklediğiniz, iktidardan çözülmesini istediğiniz nedir yani? Yani fiyatlar ortada artık. Yani bununla bence bir geriye çekilmesi gerekiyor. Ucuzlama. Bizleri düşünmesi gerekiyor. Evet, yani. Kesinlikle. Zor şartlar altında çalışıyoruz zaten. Evet. Parayı zor kazanıyoruz. Aynen. Bir de bunu gelip burada kitapları harcamak üzüyor bizi. Anladım. Kolay gelsin, kolay gelsin. Fotokopi de atıyoruz. Üniversite öğrencilerin ders notları. Nasıl? İşlem nasıl? Yani eskisi gibi değil. Kazancımız çok azaldı. Geçen sene neden? Sebebi çok basit. Geçen sene şu kağıt, topu 500 tanesi. Yani şöyle 500 tanesi. Geçen sene 18 TL'ydi bu aylarda. Bu sene 90 TL. 90 TL. Evet, ben arkamda fotokopi 15 kuruşa çekerken şu kağıdın maliyeti 16 kuruş oldu artık. Şimdi vatandaş zorlanıyor. Vatandaş zorlanıyor. Yani 18'den 90 liraya çıkmış. 5 kat artmış. %5 kat artmış. Peki şimdi okullar açılmaya yaklaştı. Aynen.
veliler, aileler gelip sıkıntı da. Veliler geliyor, okuldan kayıt parası istiyor. İstemiyor devlete satmadığı için. E ne yapıyor? 3 top, 4 top adem kağıdı istiyor. 3 top demesi veliler için 270 TL, 250 TL para. E biz de ona alternatif çözüm yaptık. Yani kağıtlar ona 500'dü bunlar. Bunlar dışını satmıyoruz, satlıyoruz, 250 şey yapıyoruz. Okullara belli 2 top götürsün de bir top kağıdı yerine yarım top kağıdı versin diye. Yani vatandaşın cebine var. Ciron düştü, yani karın düştü, evet. Müşteriler az geliyor. Evet. Peki elektriği, burası kira mı ödüyorsun? Kira. Kira. Kiranı, elektriğini, vergini nasıl ödüyorsun? Hani kira arttı yine, evet. %25 diyorlar ama bu dükkan sahiplerine %25 değil. Dükkan sahipleri %60'dan %50'den aşağı para istemiyor. Tamam, ödeyebiliyor musun? Yani şu an çok zorlanıyoruz. İki ay geriden geliyoruz. Vergi, stokaj... Vergiler, onlara ayrı bir değinmek istiyorum. Geçen sene sigorta parası, ben ve kardeşimin 1 milyarken bu sene 2 milyar yükseldi kişi başı. Stopajı falan düşünmüyorum yani. Yani dükkan sahiplerinden stopaj kiracından alınıyor. %10, %20 normalde 110'a çektiler de. Ona rağmen çok zorlanıyoruz yani. Yani destek mi istiyorsun? Destek istiyoruz. Yani fiyatların düşmesini temenni ediyoruz. Düşmese bile sabit kalmasını temenni etmekte kararlıyız yani.